belgesel, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı dolayısıyla Giresun Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Kafkas Cephesi Harşit Savunması'ndan, Sakarya Cephesi'ne giden 42. ve 47. Gönüllü Giresun Alayları anısına 2021 İstiklal Marşı Yılı Kültür Hizmeti olarak hazırlanmıştır. Devletimiz tarafından 2021 yılının İstiklal Marşı yılı ilan edilmesi tarih bilinci açısından önemlidir. Anadolu'yu bizlere vatan yapan aziz şehit ve gazilerimize minnet ve şükran borcumuz var. Giresun ve Ordu, Kurtuluş Savaşı'nda en fazla şehit veren illerin başında geliyor. Tarım Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Giresun Orman Bölge Müdürlüğü canları ve kanlarıyla bu güzel vatanı bizlere yurt yuva yapan aziz şehitlerimizi unutmuyor. Kurtuluş Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı dolayısıyla Kafkas Cephesi Harşit Savunması'ndan Sakarya Meydan Muharebesi'ne giden 42. ve 47. Gönüllü Giresun Alayları anısına bu belgeseli hazırlayarak aziz hatıralarını yaşatmakta, Tirebolu Harşi Tırmağı kenarında şehitlik mesire alanı kurmaktadır. Şehitler, şehitlerimiz, onlar temel taşımız, onlara vefa borcumuz var. Onları unutmamak, hatırlamak ve gelecek nesle anlatmak gerekiyor. Onları sadece kitaplarda değil, fidanlarda, abidelerde, parklarda isimlerini yaşatmak gerekiyor. Orman Genel Müdürlüğümüzün çok önemli bir projesi var. Birinci Dünya Harbi Kafkas Cephesi'nin 100. yılı anısına Tirebolu Gümüşhane yolu üzerinde Harşit Irmağı'nın hemen yanı başında muhteşem bir bölge. Ve bu bölgeye 100. yıl şehitler mesire alanı yapılmak üzere çalışma başlatıldı. Evet, tarih tarihin yazıldığı ve yaşandığı yerde yazılıp belgeselleştirilip gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor. 1914-15 Birinci Dünya Harbi. 7 düelle 10 cephede destansı mücadeleler verilen yer ama bu cepheden birisi ve en önemlisi Kafkas Cephesi. Ve Kafkas Cephesi belki tarihin en geniş alana sahip, en uzun alana sahip bir cephe. Bir ucu Tirebolu, diğer ucu Bitlis ve destansı mücadeleler verilen alan. Burası Harşit, bir Harşit, bir Çanakkale geçilmedi derler ama bu Harşit savunması 15,5 ay fazla bilinmez. Siz Orman Genel Müdürlüğü olarak çok önemli bir çalışma başlattınız. Bir özetini sizden alalım efendim. Bu hikaye nasıl başlamıştı? Orman Genel Müdür Yardımcımız Mustafa Özkaya Bey. Mustafa Bey. Evet. Bir anlatın bu hikaye nasıl başladı? Gerçekten büyük emeğiniz var. Büyük eseriniz, büyük hizmetiniz efendim. Estağfurullah. Şimdi çok stratejik bir coğrafyada yaşayan bir milletiz. Tabii 1071'de buraya girdikten sonra bizim savaşlarımız, sıkıntılarımız, iç ve dış düşmanlarımız hiç eksik olmayan bir coğrafyada yaşıyoruz. Savaşan da bir milletiz, başarılı da bir milletiz. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nda önceki savaşlarda çok sağ kaybettik, çok şehit verdik, çok insan kaybımız oldu. Ama biz bu tarihimizi kültür olarak gençlere ve gelecek nesillere aktarma noktasında eksiklerimiz var. Onları gidermeye çalışıyoruz. Devlet olarak, millet olarak, kurumlar olarak çok çeşitli kurumumuz tarihlerine sahip çıkmaya çalışıyorlar. Tabii Kafkas Cephesi çok önemli cephelerden birisi. Birinci Dünya Savaşı'nda. Ruslarla savaştığımız bir cephe. Çok geniş bir cephe. Ancak
Tabi gerilediğimiz de bir cephe o tarihi zamanda. Çünkü aynı zamanda Çanakkale'de savaşıyoruz, aynı zamanda Yemen'de savaşıyoruz, Suriye cephesinde savaşıyoruz. Bu Kafkas cephesinde de Sarıkamış'tan başlayan bir savaş veriyoruz. Tabi savaş buralara gelene kadar, bu hatta gelene kadar bir Kop Dağı direnişimiz var. Daha sonra oraya düştükten sonra yaklaşık 5,5 ayda Kop Dağı'nda bir direniş gösteriyoruz. Cepheyi bu bölgenin en geniş çayı olan, yani fiziki olarak geçilmesi zor olan Harşit'e çekiyoruz. Tabi Harşit'e gelirken hem Artvin, Rize ilimiz, Trabzon ilimiz ve ilçelerin birçoğu düşe düşe, orada da önemli savaşlar yapıla yapıla cepheyi buraya çekiyoruz. Tabi buraya geçilemiyor. 15,5 ay burada direniyoruz. 15,5 ay geçilemeyen bir cepheden bahsediyoruz. Çanakkale'de geçilemiyor, Harşit'te geçilemiyor. İkisi çok önemli. Diğer cephelerimiz de çok önemli olmakla beraber bu ikisinin önemi şu. Çanakkale geçilse Osmanlı'nın başkenti olan İstanbul düşecek ve Osmanlı devleti başkent düştüğü için savaştan elimine edilmiş olacak. Harşit cephesi geçilse yine Ruslar Ankara'nın kuzeyini İstanbul'a kadar işgal edecekler. Yine başkentin düşüp Rusya'nın, o Rusya tarihçilerin klasik olarak anlattığı Fransız ve İngiliz yardımının Rusya'ya ulaşması sağlanacak. Dolayısıyla Rusya da zorda, Rus yönetimi de Türkiye'de, o zaman Osmanlı'da olduğu gibi o savaşan bütün ülkelerde seferberlik var. Çünkü bütün gıda, erzak cepheye gönderiliyor. Geri kalan halk açlık çekiyor. Dolayısıyla Rusya da patlama noktasında. Onun için Rusya'ya yardım gitmesi lazım. Ya Fransız ve İngiliz gemileri Çanakkale'ye geçerek bu yardım gidecek ya da Rus askerleri buradan karayoluyla işgal ede ede İstanbul'a varacaklar. İstanbul'u işgal edip yine o yardımın Rusya'ya gitmesi ve Osmanlı'nın düşmesiyle Ruslar cephede biraz daha rahatlamış olacaklar. Özellikle Rusya'ya göre Güney cephesinde, bizim için Kafkas cephesinde rahatlamış olacaklar. Dolayısıyla burada çok az düzenli orduyla birlikte milis kuvvetleri, bir nevi halk, eli silah tutanlar, onlara destek veren kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla halk burada bir ciddi direniş gösteriyor. İkinci Çanakkale onun için deniyor. Ruslar buradan bir adım ileri gidemiyorlar. Gece köprüler inşa etmeye çalışıyorlar. İp köprüler, ahşap köprüler, çayı geçmek için çeşitli noktalarından deniyorlar ama karşı taraftaki direniş sahipleri bunları yok ediyor, geçmeleri engelliyor. Topumuz var. Çok görürsün diye topu tepeden tepeye taşıyoruz ve burada direniyoruz. Şehitler, şehitlerimiz diyor ya şair, toprağa sıksan şüheda fışkıracak şüheda. Evet, burası sadece Kafkas cephesi 100. yıl şehitleri için değil. Büyük bir sel felaketi yaşadı Giresun bölgesi ve sel felaketinde bulunduğumuz bu noktaya 3-5 kilometre mesafede 5 askerimiz de şehit oldu. Yüreklerimiz dağlandı. Zannediyorum çok güzel o noktada da bir çalışmanız var. İzleyicilerimiz sizin ağzınızdan dinlemek ister. Tabii bu topraklar şehit kanıyla yoğrulan topraklar. Zor bir coğrafya. O zor coğrafyada 100 yıl önce, o zaman bu karayolları da yoktu. Buradaki mücadele, savaş çok zor şartlarda yapılıyor. Buradan batıda olan, yani işgalde olmayan Esbiye, Keşap, Yalıdere, Duruoğlu, Giresun merkezinin köylerinden kadınlar sırtlarında sepetlerle buradaki askerlere erzak getiriyor.
kaç 30 kilometre 50 kilometre mesafeden buraya askere cephedeki savaşan askere sırtlarını aldıkları belki küçük çocukların da yanında yürütmek kaydıyla o zaman kadınların kocaları çoğunun askerde başı cephelerde buraya erzak taşıyorlar. Dolayısıyla buralar zor coğrafya. Tabii zor coğrafya 100 yıl önce değil. Bugün de zor. Bugün de 2020 yılında Giresun büyük bir sel felaketi yaşadı. Özellikle Dereli ilçesinde ve burada Doğankent Tirebolu hattında Esbiye Yağdere hattında sel felaketi oldu. Burada çok sivil vatandaşların da can kaybımız oldu. Bu bölgede de şu an bulunduğumuz lokasyonun 100. yıl şehitler anıtını yapacağımız yerin 4-5 kilometre yukarısında bir köprünün selden gitmesi sonucu 5 tane askerimiz askeri araçla birlikte sele kapılarak şehit oldu. Dolayısıyla her dönemde şehitlerimizin olduğu bir mıntıkadayız, bölgedeyiz. Eren Bülbül bu bölgede şehit edilmiştir. Onların hepsinin ve selde şehit olan askerlerimizin de burada anısını yaşatmış olacağız. Vefa İstanbul'da bir semtin adı değilmiş. Orman teşkilatımıza. Onlar zaten orman teşkilatı olarak geçer. Zira 182. kuruluş yıl dönümümüz değil mi? Evet. Bir köklüdür orman teşkilatımız ve şu anda da 182 yaşındadır. Evet. Efendim sizlere bu vefanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Zaman ayırdığınız için ilgilendiniz. Şehitlerimiz için ne yapsak az. Harçit Irmağı başlı başına şehitler ve gaziler abidesidir. Orman Genel Müdürlüğü şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için Harçit Irmağı Vadisi'ne 1. Dünya Harbi Kafkas Cephesi 100. Yıl Şehitler Anıtı ve Mesire Alanı yapması takdirle karşılanmakta. Kültür ve sanat değeri yüksek bir mimariyle yapılacak Şehitler Anıtı, Panorama Müzesi ve Mesire Alanı'nda Kafkas Cephesi Harşit Savunması canlandırılacak. Benim askerlik şubem Tirebolu Askerlik Şubesi. Hemen dağların arkasında Harşit Savunması kahramanlık destanlarını dinleyerek büyüdüm. Rahmetli büyük anam sırtında askeri malzemeyi gümüş olup yaşmaklı ağaç başına 18 saat karda çamurda yalın ayak yürüyerek taşımıştı. Onun anlattıklarını hep dinledim. Rahmetli anamın babası Sarıkamış'ta esir düşer ve 10 senesi bir yada esir kalır. Rahmetli babamın babası ise gider İbrahim ve Tirebolu Askerlik Şubesi'ndeki kayıt Giresun Esbi ilçesi Dikmen köyünden Hasanoğlu İbrahim askere celbedilip cepheye sevk edildi. Hangi cephe neresi bilmeyiz, o kayıt oradadır. Onlara vefa borcumuz var. 30 yıldır dünya coğrafyasında şehitliklerimizi, zaferler tarihimizi araştırıyoruz. Harşit savunmasında da böyle koşarak heyecanla gelmek bizleri duygulandırıyor. Orman Genel Müdürlüğümüzün, Orman Bölge Müdürlüğümüzün çalışmalarında minnetle, şükranla bir şehit ve gazi torunu olarak yad etmeye çalışıyoruz. Efendim bu bölgedeki orman çalışmalarınızı neler yapıyorsunuz? Söz sizin efendim. Teşekkür ediyorum hocam. Tirebolu İşletme Müdürlüğümüz, Bölge Müdürlüğümüzün en kuzeyinde yer alan işletme müdürlüğümüz. Eynesil, Çanakçı, Güce ve Tirebolu ilçelerimizi içerisine almakta. İç Anadolu'nun uzantısı konumundaki sınırda Sarıçam. Devamında çok güzel Ladin ormanlarımız bulunmakta. Daha aşağısında ise yine denizle ormanların başladığı yerle Ladin sınırı arasında da yapraklı ormanlarımız mevcuttur. Ormancılık çalışmalarımız Kahramandere, Akılbaba ve Harşit işletme şefliklerimize yoğunlaşmaktadır. Akılbaba'da özellikle kayın ve Ladin türlerimiz yoğun olarak bulunmakta. Bir de orman depomuz mevcuttur. Yoğun bir şekilde ormancılık çalışmalarımız devam etmekte. Yaklaşık 1000 hektara yakın bir alanda daha önce yapılmış ormancılık çalışmalarıyla oluşturulmuş yeni
nesil, yeni jenerasyon ormanlarımızın bakım çalışmalarına devam etmekteyiz. Harşit'in bizim ormancılık çalışmaları açısından önemi özellikle Karadeniz'de kızıl ağacı tekrar orman ağacı olarak ortaya koyabileceğimiz bir cephe şekliyle ormancı meslektaşlarımız geçmişte çok güzel tabii tensil çalışmaları başlatmış ve kademe kademe bu çalışmaların örneklerini görebileceğimiz objelerimiz mevcuttur. Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'nün şehitler mesire alanı, şehit ve gazilerimize vefa borcumuzun ödenmesine, aziz ruhlarına Fatiha okunmasına vesile olacaktır. Şehitler anıtı ve mesire alanını ziyaret edenler, Harşi Tırmağı'nın zaferler tarihimizdeki yeri ve önemiyle Tirebolu Harşit Vadisi, Erzincan'dan Bitlis'e kadar Kafkas cephesinin savunma hattında verilen destansı mücadelenin tüm geçmişini öğrenecektir. 1. Dünya Harbi Kafkas cephesi, 100. yıl şehitler anıtı ve mesire alanı yapılacak Harşi Tırmağı'ndan sadece su değil, Türk İslam medeniyetinin ihtişamlı tarihi de akar. Gezip görenlere göz ve gönül ziyafeti sunan Harşi Tırmağı dile gelir, size bu bölgelerin vakıf kültürüyle nasıl vatan olduğunu anlatır. Vatanınıza sahip çıkıp vakıfları koruyun. Ab-ı hayat olan suyun, ormanın ve vatanın kıymetini bilin demekte. İstiklal şairi Mehmet Akif'in bu dizeleriyle bize seslenmekte. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.